Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Nusret Gökdoğan, ilk kadın astronom ve ilk kadın dekan. Ömrünü teleskobundan gökyüzünü izlemeye adadı. Anlatan yardımcı doçent doktor Feryal Saygılıgil. Kendini yaptığı işe adamış birisiydi, tutkulu birisiydi Nusret. Onun için gökbilimci olmak olağanüstü bir durum değildi. Gökyüzüyle uğraşmak olağanüstü bir duyguydu onun için. Ama gökbilimle uğraşıyor olmak ve hani bir gökbilimci olmak zaten onun yaptığı işin bir sonucuydu. Seçkin bir kadın Nusret Hanım. Annesi ve babası eğitimli insanlar. Babası işte Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda kumandan olarak çalışmış. İşte bir tane kızı Nusret Hanım, savaş nedeniyle kızıyla çok birlikte olamamış. Anne yetiştiriyor Nusret Hanım'ı, fakat Nusret Hanım'ın deyişiyle çok uyanık bir kadın. Ve çok iyi okullarda okutuyor, konaklarda yetişiyor Nusret Hanım. 5-6 yabancı dili çok iyi düzeyde konuşabiliyor. Alman ilkokulu mezunu, işte ondan sonra Erenköy Kristiyesi'nde Fransızca öğreniyor. Fransa'da eğitimini, dolayısıyla avantajlı bir yerden yaşama başlıyor. Darülfünun'da Atatürk'ün reform yapmak istemesi, işte alanlarında yetişmiş kuşaklar sağlamak için, yetişmiş kuşaklara yer verebilmek için gitsinler, orada eğitim görsünler ve o eğitimi buraya taşısınlar meselesi. İyi eğitimler alıyorlar, fakat kız öğrenci sayısı çok fazla değil. Nusret Hanım matematiği çok çok iyi olduğu için hem matematik hem fizik eğitimi almak istiyor. Erkeklerle aynı lisede okuyor, fakat ona orada da, o lisede de mikroplu gibi davranıyor. Çünkü o kadar erkeğin arasında tek kadın ve en öne oturtuluyor. Ondan sonra fizik okumak için Paris'e gidiyor ve böyle derecelerle mezun oluyor. Niye matematik üzerine fizik okudun diye mesela bir soru sorulduğunda şey diyor. Yani ben çok merak ediyordum yıldızları, gökyüzünü, hep böyle havaya bakıyordum falan ve fizik okumadan olmazdım. Tabii orada da çok başarılı oluyor. Burada kal diyorlar. O da diyor ki hayır, bir saati geri döndüremezsiniz. Her zaman ilerler o. Ben devlete borçluyum. Beni buraya gönderdi ve ben gidip orada görevimi tamamlamak zorundayım. Kandil Rasathanesi'ne başvuruyor. Tamam gel diyorlar. Orada Fatin Gökmen Rasathanenin müdürü ve Nusret Hanım'ı Fatin Bey kabul etmiyor. Kadın diye. Ve diyor ki tamam, ben üniversiteye başvuracağım. Üniversiteye çalışacağım. Onun üzerine 1933'te zaten İstanbul Üniversitesi kurulmuş oluyor ve Hitler'in şehrinden sığınmak isteyen Yahudi profesörlere o dönemde işte yer açılıyor üniversitede ve astronomi de bunlardan bir tanesi oluyor. Nusret Hanım göreve başlatılıyor ve yaptığı şey aslında, hem Türkçe kitap yok. Freundlich, ilk astronomi profesörü, işte Almanya'dan gelen profesörlerden, onun kitabını Türkçe'ye çevirmek ve de derslerde çeviri yapmak. Kendi doktora diplomasını kendisi imzalıyor. Çünkü imzalayacak insan yok o dönemde ve çok acayip yokluklarla astronomi bölümü kuruluyor. İşte o dönem tabii Paris'te dürbünün en kralı var, hiçbir şeysi yok, istedikleri malzeme ellerinin altında, dolayısıyla gözlem yapabiliyorlar ama burada hiçbir yok. Bir dürbün almak için kaç yıl geçmesi gerekiyor ve para bulamıyorlar. Nusret Hanım tabii o sınıfının getirdiği öncelik, Türk olmanın getirdiği öncelikle, yani bu dekanlık falan da gerçekten şey değil, yani seçiliyor Nusret. Hiç başka adaylar da var. Mesela Ali Rıza Berkem de o dönemde dekan adaylar arasında. Nusret Hanım çok prezentabil, şey, girişken, insanlarla iyi ilişki kurabilen, uzlaşmacı, güler yüzlü bir kadın ve çok iyi çalışıyor. Ve de kadın, yani hani o ilişki, yumuşak yüzü, o yönetim ilişkilerini yumuşak yüzünü temsil etme anlamında seçilmiş birisi. Kadın olması
gerçekten avantaj bile olabilir dönemi düşündüğümüzde. Şimdi bir anne kız ilişkisi var. Kızı var çünkü Nusret Hanım'ın. Bir de yakın arkadaşları var. Emine Atabek ile aynı apartmanda yaşıyorlar. Topağacı'nda Kilimli Konak Apartmanı. O dönemde apartmanda oturanlar, düşünsenize Vedat Nedim Tör, Tezer Taşkıran, Süreyya Ağlu'nun yakında konağı var ve apartmanı sürekli giriyor çıkıyor ilk avukatlardan. Emine Atabek ve Reşat Atabek en üst katta oturuyorlar. Emine Atabek göz okumuş tıp fakültesinde. Fakat ondan sonra bir şekilde çocuğu olmuş ve eğitimine ara vermiş. Nusret Hanım'la sürekli görüşüyorlar ve Nusret Hanım motivasyonuyla diyelim ya da işte o uzun muhabbetleri ve konuşmalarıyla uzun uzun yaşamda bir şey yapmak lazım meselesi üzerine eğitimine devam ediyor ve tıp tarihçisi oluyor. Aristokrat bir aileden geldiği için ekonomik anlamda, yani o sınıfsal konumundan dolayı ekonomik anlamda da kocasına ve kendisinin bir sıkıntısı olmadığı için akademik araştırmalarına zaman ayırabiliyordu ve bunun için bir mücadele vermesine gerek yoktu. Gece 12'ye kadar rasat yapabiliyordu mesela. Ya da sabaha kadar yapılması gerektiğinde. Hem orada bir idealizm var, bir tutku var. Hem de aman ben yarına ne yapacağım, ekmek nasıl alacağım ya da 10 yıl sonrasını düşünmek gibi gerçekten bir tedirginlik de çok söz konusu değildi. Çocuklarının yaşamı da garanti altında olduğu biliniyordu. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Ya o dönem çok önemli. Mukbil Bey İTÜ'de öğretim üyesi o dönemde ve onların bir grupları var. Tanışıyorlar, birbirlerini seviyorlar, evleniyorlar. Hiç kavga etmediğini söyledi. Aptal insanlar kavga ederler ve biz hiç kavga etmiyorduk. Çocukları tek başına bırakmamaya özen gösterdiğini söylüyordu. Ya Mukbil Bey eve geliyor ya işte Nusret Hanım geliyor. Hani bir bakıcıyla ya da anneanne de var bu arada çocukların başında. Ya ben ya Mukbil birlikte oluyorduk. Yani hani bir aile, ideal aile. Yani annelik de Nusret Hanım için bir kimlik. Astronom olmak başka bir kimlik. Dekan olmak, senato üyesi olmak, işte idareci olmak başka bir kimlik. Bu hepsini ideal kadın, cumhuriyeti temsil eden en iyi şekilde ideal kadın tipini yansıtıyor aslında. En önem verdiği şey kız çocukların eğitim meselesi. Yani kadınların Nusret Hanım'ın yaşamına baktığımızda da öğreneceğimiz şey aslında özgürlük değil hiçbir şekilde. Kadınların özgürlük mücadelesi ya da kadınların özgürlüğü falan değil ama eşitlik mücadelesi. Erkeklerle eşit bir şekilde kamusal yaşamda var olabilmek. Bunun için de nedir? Eğitim gerekiyor kadınlar için. Ve de ekonomik özgürlük. Nusret Hanım piyano eğitimi alıyor uzun yıllar. Yani 12 yaşına kadar falan piyano eğitimi alıyor. Ama bunun yanı sıra çok güzel de dikiş dikiyor. Dikiş makinesine olan ilgisi ne? Matematik gibi geliyor ona dikiş makinesi. O zikzaklar bilmem neler. Ve dikiş makinesinin çıkarttığı sesle piyanonun sesi arasında böyle bir bağlantı kuruyor falan. Tık 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 tık. Yani işte dikiş makinesinin tıkırtıları da Nusret Hanım'ı çok anlatıyor bana. Çünkü öyle bir Nusret Hanım da var. Çok güzel elbise diktiğini söylüyordu mesela. Bence Nusret Hanım için hayatının simgesi teleskoptu. Rasat yaptığı, gökyüzüne baktığı gök dürbünü, yani dürbün aracılığıyla aslında bütün o gökyüzündeki hareketlerin birbirine göre yıldızların, gezegenlerin, ne olup göktaşlarının nasıl konumlandığı, bir süre sonra ne yapacaklarını o alet aracılığıyla görüyor ve onu merak ediyor. Yani sen belki
buradaki işte biraz sonra ne yapacağını düşünürken o çok başka şeyler düşünüyor. Şimdi şu oluyor gökyüzünde. İlk kadın astronom ve ilk kadın dekan Nusret Gökdoğan'ı yardımcı doçent doktor Feryal Saygılıgil anlatıyordu. Yol açan kadınlar hafta içi her gün NTV Radyo'da.